Herkese hayırlı, huzurlu, mutlu sabahlar olsun inşallah. Göktuğ ile mutfaktayız. Bir cumartesi günü kahvaltı hazırlıyoruz. Bu Göktuğ'un en çok sevdiği neydi bu? Yumurtalı ekmek. Evet, yumurtalı, peynirli ekmek. Böyle dünden kalma ekmeklerimi böyle kestim. Suda böyle bandırı çok değil. Bırakıyorum. Beyaz peynir, lor peynirinin içine yumurta kırmıştım, karıştırmıştım. Güzelce böyle yediriyorum. Çok koymaya gerek yok, zaten dağılıyor. Böyle koyuyoruz. Anne. Efendim. Suya bak, böyle duruyor da. Yağlı kağıdın üzerinde. Göktuğ bunu çok seviyor, evdekiler de bunu. Bunu sevmeyen yoktur diye düşünüyorum herhalde. Ama böyle ekmeği ıslatmazsak çok kuru oluyor. Ben de çok kuru da ben sevmiyorum. Benim sesim yine gitmiş. Burada çok hava biraz serin bugün. Ama dün bayağı sıcaktı. Evet. Göktuğ'un eline dün top vurmuştu. Nasıl oldu? Ağrıyor biraz. Ama dünküne göre bayağı geçti. Evet, dün top oynadığı için. Yani bu kadar bir ekmeğe yetmiyor yani, gördüğünüz üzere. Makinem mutfakta olduğu için şu anda çok ses yapıyor, farkındayım. Ama Göktuğ'un okul formaları yıkanıyor. Kızlarınkini yıkadım, astım dün akşamdan. Bugün de Göktuğ'un. Ben dün atmıştım ya şey. Kirli sepetini atmışsın sen. Kızlar da makineye koymuş. Evet. Öyle oldu. Ben de ona bakmadım. Seni de koydu sandım. Ben kirliye koydum. Evet. Ben de hani oraya hepiniz koydu sandım. Benim dikkatsizliğim oldu. Ay, sanki böyle bir güneş geldi gibi dışarı. Evet, bayağı gelmiş. Hem ekmekleri değerlendiriyorum ki ben normalde de bunları böyle çekip buzluğa koyuyorum ekmekleri. Köfte yaparken falan da kullanıyorum. Böyle. Dizdiğim görünüyor mu? Gözüküyor. Şimdi tam oldu. Ben böyle yapmaya devam edeyim. Son halde size göstermem. Çok basit, çok güzel ki bunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Çocukluğumuzun tarifleri. Biz de bunu anneannemin kız kardeşi yapardı. Böyle. Nene Göktuğ, hatırladın mı nenemi? Nenemler vardı ya. Evet. Anneannemden sonra orada vefat etti ya. Hatırladın mı? Göktuğ hatırlamış. Onlar yapardı, hatırlıyorum ben. Bizimkiler de yapardı da sanki bunu yaparken orayı hatırlıyorum. Göktuğ da beni hatırlar değil mi orada? Hepimizin çocukluğuna dair bir şey. Bana kolay gelsin. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Göktuğcuğum. Ben kapatırım. Kara lahana sarması. Kara lahanayı İstanbul'dan Eskişehir'e Sevilay canım kızım gönderdi. Ben de sardım böyle. Sizinle paylaşmak istedim. Ve böyle geliyoruz. Böyle telgraf çiçeğim. Böyle. Ve size biraz dışarıyı göstereyim. Açık hava, güzel. Evet, pazar çantamı yıkadım da kuruyor. Böyle işte binaların üzeri kiremit.
Gayet güzel. Böyle. Burada da sarı var. Selamlar. Eskişehir'de bugün hava açık, güneşli, yazdan kalma bir hava var gibi. Şöyle, burası da oğlumun okulu. Eskişehir'den sevgi ve selamlar olsun. Dağlardaki kar erimiş. Biraz sis var, tam belli olmuyor. Ama yine de Eskişehir güzel. Esesi seviyorum. Kahvaltımı böyle hazırladım. Bakın ne güzel oldu bunlar. Yanlış çektim. Böyle altı da kızarıyor. Yağlı kağıt olmasına rağmen. Bu kadar yeterli olur kahvaltı. Göktuğ. Hayal su dolduruyor arıtıcıdan babasına. Rüya burada. Göktuğ. Benim tipini. Göktuğ, dükkana inmen gerekiyor. Hayır. Seni orada bekleyen bir şey varmış. Kim? Kim değil. Dükkana inmen gerekiyor. Kahvaltıdan sonra mı, önce mi? Ya kuaför. Vallahi tıraş değil. Başka bir şey. Düşün, gidersin. Yine buz pateni büyükler için. Ay şuradan çıkıp bir daha buraya gelmişsin. Burada bir şey yok çünkü. Çok bir şey yok. Bunun çocukları yok tabii. Ey gidey. Çocukluyuz ya biz. Bunu aldı. Merdivenden. Bak yedik. İş. Önüne bak, önüne bak. Metro. Metro. Ebru'nun çocuğu yok ya, yürür. Çocuğun yok ya, yürürsün. Çocuğum yok ama çocuk bakıyor abire. Kuzenlerinin çocukları. Bugün de böyle geçirdik değil mi kız? Fotoğraf çekelim. Bir de fotoğraf çektik. Alay çarkaya bakmıyorum. Ebru toplasın arkayı. Hiç bakmıyorum arkaya, bak bak bak. Metroya. Metro oradan değil. Metro orası değilmiş. Eve karıştırmışım. Makinist oldum. El önde ver. Bunu süren yokmuş. Çok ilginç. Gezdiriyorum. Hala gidiyoruz. Size bir şey söyleyeyim, ben bunun süren olmadığını bilseydim tam da bilmezdim. Gelecek istasyon Kazım Karabekir. Next station Kazım Karabekir. Göktuğ güzel mi? Enine binelim. Enine babam benim. Durdurayım mı? Az gün yüzüne çıktık. Sevile yalan çekiyor. Neyi çek dedi? Şu anda bayağı soğuk. Mahallemize geldik. Ebru, gezdin mi bugün? Mutlu oldun mu? Kocan gün 500 lira tespih aldı bana diyor. Alacak tabii, eniştesi onun çünkü. O 500 liraya tespih bana vermez.
Vallahi ona hediye almıştım. Doğru hediyetti ya bugün. Ya niye söylüyorsun ha? Kavga çıkacak seni izler. Kehribar testik. Hediye etti. Ay iyi ki kapatmışsın. Aa, benim bir tanesi uçmuş. Hediye etti. Evden çağırdılar. Kırmızı. Böyle baharat alıyorum. İzot. Yeter. Nane. Kekik var. Bir de mercimek alacağım. Ben böyle hep buradan alıyorum. Ve şu mercimekten alacağım. Çekirdek aldım. Ha, yeter. Ne aldın? Abi sabahtan beri gezdiler, etler. Saat kaç oldu bilmem ne oldu. Ben hala buradayım. Bakkal gibiyim ha. Sen burada demirbaşsın. Bu Bluetooth hoparlör. Yeni ama çok güzel. Yeni modellerimiz. Geçen de anneme gönderdim ben buradan bir tane. Teyp gibiydi modeli. Bunlar daha iyisini gönderdik. He. Hı, bu. Ben de seçeceğim. Ben bugün bununla şey dinledim. Ne dinledin? Şarkı dinledim. Hangi şarkı dinledin? Azar bir yani o kadar param gidince onu dinlemek zorunda kaldım. Hangi paran gitti? Bakın bu ben şeyde de çektim ya, aktarda da. Yo, böyle baharatlarımı tazeledim. Ümit'in yine haberi yok bunlardan. Ev alınan bir şey için hiçbir şey demiyor. Bluetooth hoparlörleri göstereyim size. Bunlar yeni gelmiş bugün. Böyle askeri. Sen mi seçtin renklerini? Hı? Renklerini sen mi seçtin? Hı? He? Rastgele. En son ses bu mu? Telif hakkı yiyeceğim senin yüzünden. Sesi bayağı iyi çıkıyor kendine göre. Ya daha çok ses çıkıyor istiyorsan düğün alacağız canım. Bu kadar daha ne çıkacak? Azer'den ne kadar ses çıkardır ki Azer'den? Daha bir hareketli bir şey açabilir misin bize özel? Telif yersem de yapacak bir şey yok. Silerim. Şarkı bulayım sen o zaman. Dur bakalım. Eyvah ses remix yapmışlar. Telifsiz deyince bunlar mı geliyor? Remix yazmış mı çıktı? Remix yazmış mı çıktı? Ama şey. Ha, benim şarkım bu. Çok bir şey yapmıyoruz, telif olmasın diye. Işte. Hadi Ümit Beyciğim, poşetlerimizi al. Sanki satış alacağız buradan. Yapma olsun. Reklamlar. Sen... Reklamlar bitti. Tamam, reklamlar bitti. Asıl içeriye gelelim. Hadi o eve gidelim. Eve gidiyoruz. İçerik birazdan ben burada bizim dursam. Bizim balıklarımız da var. Bu biraz daha burada durursam çalışmaktan ölen adamın şey olacak. Vallahi yüzün gözün solmuş. Eve soğudu tabii. Eve bak, geldi sana. Sabahki çekimle aynı mıyım ben? Gözlerim, vallahi özlerim. Şey geldi, iki yumurta kırayım sana. Gözlerin rengi çıkıyordu şimdi. Gel sana iki yumurta kıracağım, evde yemek yapmadım hadi. Ya, hadi. Ben niye böyle muamele görüyorum böyle? Ne yapayım, ne yapacağım? Böyle akşamki parayı da aldım. Ben salatı da aldım gittim. Onu ispat edemezsin. He? Onu ispat edemezsin. Ederim. Ben burada kamera alayım hadi. Anam. He. Sesi yok. Ümit bana verdi. Ben yemeğe gideceğim dedim. Gitme dedim. Sonra sende kaldı. Benim oldu. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gideceğim ben ya. Bırakıyorum şu gücümü. Anam bakın. Az bir şu işçi kıyafetlerini giymeyince Ümit aslında karizmatik bir adam. Kış geçici böyle. Yani bunun her gün değiştiriyorum aslında. Her gün bunları değiştiriyorum da. Ama şunu giyiyorum, bir de şunu giyiyorum. Evet, çünkü çok aşırı toz oluyor. Güzel ısıtıyor yani. Bir de sıcak oluyor, evet. Bunların sayesinde elektrik yakmadık. Eşofmanın altında da içlik var. He, bunun içlik. İçlik aldı bana. Termal tayt aldı. Ama bu zamana kadar UFO'yu az yaktım. Evet.
Geçen ay mesela o soğuklarda. Adam mahvetti. İdare etti. Teşekkür ederiz Ümit Bey. Rica ederim. Ekmek vereceğim mi? Aldım ya ekmek. İki yumurta kıracağım. Ne? Yumurta kıracağım. Bitti. Merhabalar. Biz AVM'den geldik. Eve çıktık. Bir daha indik aşağı. Göktuğ'un balığı hasta olmuş. Nasıl yatıyordu? Böyle yatıyordu. Üzgün üzgün. Ağlayacak şekilde. Biz de böyle aldık. Kaba koyduk. Götürdük veterinere. Ne yaptı veteriner? Anlatsana. Kardeş ver. Bu hasta değil, kardeşlikten böyle olmuş dedi. Kardeş geldi, nasıl çırpınıyorlar. Mutlu oldular değil mi? Hı hı. Şimdi öyle buradalar, iyiler diğerleri diye. İkisi de hareket ediyor. Kardeşsizlikten hareket edememiş diğeri, değil mi? Ümit yorulmuş burada. Ümit'in de kardeşi yok. Ümit'in de kardeşi yok, hareketsiz kalmış böyle. Değil mi? Şimdi hangisi bizim yeni? Yeni küçük yeni. Tamam o zaman şu çırpınma. Bu niye hala yatıyor? Bugünümüz de böyle geçti bizim. Yok yatmıyor. AVM'ye gittik. Biraz gezdik, dolaştık. Çocuklar iyi geçirdi. Ümit hep aynı yerde çalışmış. Bu bir o yana bir bu yana. Bu balığımız? Şey oldu işte biraz. Altıncı. Evet. Bizi izlediğiniz için, desteklediğiniz için. Çok teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Reklamları sonuna kadar izlemeyi de unutmayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah. Görüşürüz.